Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Kemal Paşazade Hazretlerinin 40 Hadis isimli eseriyle birlikte oluyoruz. Bu esere Aşık Çelebi Hazretleri bir şerh yazmış, tercüme yapmış, bir şerh yazmış. Onun yaptığı tercüme ve şerh üzerinden hadis-i şerifleri anlamaya çalışıyoruz. Bugünkü birlikteliğimizde nasip olursa 16. hadis-i şerifimizi hep beraber anlamaya çalışacağız. Bu hadis-i şerifimiz İmam Bukhari Hazretlerinin ve İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde, yani sahihayında ortaklaşa aktardıkları, bize ulaştırdıkları bir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا. Çok meşhur bir hadis-i şerif. Buyuruyorlar ki Efendimiz Aleyhisselam, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin değerli kardeşlerim. Şimdi bu hadis-i şerif bir defa, hani biz vaaz eden, konuşan hocalarımız, herkesten daha önce biz kendi nefsimize konuşuyoruz. Kendimize nasihat ediyoruz ki bu söylediğimiz ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ulaştırdığımız, aktardığımız kardeşlerimize bir fayda versin. Dolayısıyla dini anlatan insanların sürekli zorlukları, sürekli insanları soğutacak böyle bir takım söylemleri tercih etmesi çok yanlıştır. Şimdi örneğin, camimize bir delikanlımız geldi. Başı açık olabilir, kolu kısa olabilir, ayağında çorap olmayabilir. Çocuklar bazen geliyor camilerimize, patır 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 işte çocuk minberi merak ediyor. İşte vaaz kürsümüzü merak ediyor. Bazen namaz kılarken geliyor hocamızın mikrofonunu çekiyor. İşte yukarıdan aşağıya hopluyor. Bu çocuk yani. Çocuk çocukluğunu yapacak. Biz de büyüklüğümüzü yaparak, onların işini kolaylaştırarak, onlara zorluk çıkarmadan, ha oğlum yıkın camiyi, bu değil. Ne yapalım? Şimdi çocuk, annesi, babası, amcası hiç tanımıyoruz. Yavrum gel bakayım şöyle bir aramızda bir dur. Biz yani büyüklerinin arasında o çocuk ister istemez el ayağı rahat duracaktır. Ama şimdi hiç kimse ilgilenmezse, o zaman o çocuk yaramazlık yapar. Biz de şimdi vay bir namaz kılıyoruz, bize bir huzur vermediniz filan. Bu sefer çocuklarla, hocamızla kavgaya tutuşuruz. Bu böyle olmamalı kardeşlerim. Kolaylaştırıcı olmamız gerekiyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bir gün ashabına buyurmuşlar ki, bir mümin üç tane kız çocuğu yetiştirse, bunları edebiyle, namusuyla evlendirse, bu üç tane kız çocuğu kişiye cehennemle arasında perde olur buyurmuş. Şimdi oradan bir tanesi demiş ki, ya Resulallah, iki olmaz mı? Efendimiz buyurmuş ki, iki de olur buyurmuş. Oradan bir tanesi demiş ki, bir tane kız çocuğu olsa olmaz mı ya Resulallah? Efendimiz tebessüm etmiş, o da olur buyurmuş. Ne yapıyor Efendimiz? Kolaylaştırmaya çalışıyor. Bu böyle basit bir müjde değil. Çünkü bir insanı cennetle müjdelemek, cehenneme sütre olacak müjdeler vermek öyle kolay işler değil yani. Burada bile Efendimiz Aleyhisselam kolaylık prensibini işletiyor. Daha sonra bir de sevdirme, müjdeleme var. Daha sonra din mübini İslam'ın ana ilkelerine bakıyoruz. Şimdi mesela namaz kılacağız, ayakta durmaya gücümüz yok. Rabbimiz ne yapıyor? Oturarak namazı yine kabul ediyor. Oturmaya gücümüz yok, sırt üstü yatarak yine namazı kabul ediyor. Sırt üstü yatmaya gücümüz yok, yan yatalım, yüz üstü yatalım. Yani nasıl namaz kılabiliyorsak, diyelim bir savaş ortamındayız, yolculuk yapıyoruz, kıblemizi, namazın farzlarından birisi olan kıblemizi sürekli tutturamıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam böyle namaz kılmış değil mi? Devenin üzerinde. Yolculuk esnasında deve o tarafa bu tarafa dönüyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam devenin üzerinde namazını kılmışlar. Bu tabi bizim günlük namazlarımız için geçerli bir husus değil. Biz imkan buluyorsak kıbleye doğru döneceğiz. Ama dinimiz ne yapmış? Şimdi uçakta gidiyoruz mesela, hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz. Şimdi ne yapalım? Uçağın önünü Kabe'ye doğru çevirecek bir durumumuz var mı?
Ama namaz da kılmamız gerekiyor. Mevlamız kolaylıklar gösteriyor bize. Orucu farz kılmış. Efendim hastaysanız oruç tutmayabilirsiniz. Yolcuysanız oruç tutmayabilirsiniz. İşte kurban için şu şu şartlar lazım. Hacda şunlar şunlar lazım. Efendim o şartları yerine getiremiyorsak şöyle şöyle yapabiliriz. Dinimiz nasıl bize kolaylaştırıyorsa biz de insanlara kolaylaştıracağız. Ve şu ayet-i kerimeyi unutmayacağız kardeşlerim. Estağfirullah. Ve zekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Sen hatırlat buyuruyor Yüce Rabbimiz. İnsanları düşünmeye davet et. Kendilerini yaşadıkları olayları düşünmeye davet et. Bu davetin, çağırman, öğüt vermen müminlere fayda verir. Hani İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlayalım. Putları kırmış, en büyük Hübel'in putuna da baltayı asmış değil mi? Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor bunu. Gelmişler ki putların hepsi kırılmış. Demişler İbrahim diye bir delikanlı vardı. Yapsa yapsa putlarımıza bu kötülüğü bu yapmıştır. Getirin bakalım. Getiriyorlar. Diyorlar ki sen mi kırdın bizim bu putlarımızı? Diyor ki ben niye kırayım diyor. Bak balta büyüğünün diyor omuzunda. O kırmıştır, kıskanmıştır onları diyor. Şimdi ne yapıyor? Hep böyle içten düşünsünler, kalpleri harekete geçsin. Zihinler, akıllar Rabbimizin gösterdiği tevhid gerçeğini bulsun. Yoksa bağırmıyor, çağırmıyor, hakaret etmiyor. Siz ne biçim adamsınız? Kocaman kocaman adamlarsınız. Tahtadan yaptığınız putlara niye tapıyorsunuz? Böyle demiyor. Onlar düşünsün doğruyu, güzeli. Rabbimizin davet ettiği sözün en güzelini onlar kendileri bulsunlar istiyor. Onlar da kendi içlerine dönüyor. Diyorlar ki ya bu putlar kımıldayamaz. Biz onlara seslensek cevap veremez. Biz hasta olsak, efendim bir derdimiz olsa bizim hastalığımıza, derdimize bir derman bulamaz. Bunlar da aciz, bunlar da Cenab-ı Hakk'ın kulu diyorlar içlerinden. Ama böyle başlarını sallayarak değil mi o tarafa bu tarafa? Diyorlar ki yok, demek ki bu putları sen kırdın. Ondan sonra zaten ayrılmalar başlıyor. Şimdi bu verilen öğüt en güzeliyle, en etkili şekliyle, en nezaketlisi nasılsa, hani anlatırlar bizim halkımızda buna çok değinir. Derler ki Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz abdest alan birisini görmüşler. Adamcağız diyelim kolunu yıkamayı unutmuş. Şimdi daha onlar çocuk yaştalar. Gelseler kocaman bir adama deseler ki ya sen abdesti yanlış aldın deseler belki adam diyecek ki ya siz kimsiniz daha çoluk çocuk halinizle bana ders veriyorsunuz diyecek. Ne yapmışlar? Aralarında anlaşmışlar. Demişler ki birimiz abdesti tam alalım, birimiz de kolumuzu yıkamadan alalım. Bu amcaya da diyelim ki, işte amca biz kardeşimle abdest nasıl alınır tam kararlaştıramadık. Efendim sen aramızda hakem ol. Şimdi birisi kolunu yıkamadan abdest alıyor, öbürü de kolunu yıkayarak abdest alıyor. Adam anlıyor. Diyor ki yavrum siz ikiniz de diyor doğru aldınız da ben yanlış aldım abdesti diyor. Eksik. Bak ne oldu? Kırmadan, dökmeden, incitmeden, böyle kolaylaştırarak, zorlaştırmadan, müjdeleyerek, efendim, insanları nefret ettirmeden, efendim, bir anlatım seçtiler, tercih ettiler. Bu hepimizin yolu, yöntemi bu olmalı. Şimdi bakıyoruz, evlerde çıkan kavgalar, eşler arasında, karı koca arasındaki kavgalar, evlatlar ve anne babalar arasındaki problemler. Şimdi baba diyelim ki %100 doğru bir şeyi söylüyor. Ama öyle bir usulle söylüyor ki, diyelim sigara içen bir evladı var. Onu bu kötü alışkanlığı terk ettirmek istiyor, terk etsin istiyor. Efendim öyle hakaret dolu şeyler söylüyor ki, öyle efendim usul olarak böyle büyük bir hatalar yapıyor ki adam sigara içiyorsa daha kötü şeyler içmeye başlıyor. Daha kötü yollara gidiyor. Şimdi anlatılır ki büyüklerden bir tanesinin evladı böyle, affedersiniz meyhanelerde içip duruyormuş. Adam yıllarca içmiş. Meyhaneci de hiç gelip demiyormuş ki ya senin bana borcun var şu borcunu ver demiyor. Bir gün diyor ki arkadaş ben yıllardır buradan içiyorum, yiyorum sen bana hiç diyor borcun var mı demiyorsun. E diyor ki senin baban geliyor benim oğlumun borcu var mı deyip borcunu ödeyip gidiyor diyor. Diyor ki ya ben böyle bir babanın evladıyım. Meyhanelerde gece gündüz içkiyle uğraşıyorum. Hemen terk ediyor bütün kötülükleri. O yüzden yaklaşım tarzı diyorlar ya şimdi bu çok önemli kardeşlerim. Bu çok önemli. Biz öğüt vereceğiz. En güzeliyle, usul olarak, tarz olarak en güzeliyle, kolaylaştırarak, zorlaştırmadan
ve karşımızdaki insanlara bunun fayda vermesini ümit edeceğiz. Rabbimize iş havale edeceğiz. Bizim görevimiz birilerini zorla camiye getirmek, zorla iman sahibi yapmak, böyle tehdit ederek, canıyla malıyla tehdit ederek, işte illa şu güzelliklerin sahibi olacaksın. Hayır. Bizim görevimiz sadece hatırlatmak, tebliğ etmek. Efendimizin de görevi buydu. Ayet-i Kerime'de Mevlamız buyuruyor ki, ey Habibim sen sevdiklerini, her istediğini, her sevdiğini doğru yola iletemezsin. Senin görevin tebliğ etmek, onu hidayete ulaştırmak bizim işimiz buyuruyor Rabbimiz. Biz uyaracağız sadece, nezaketli bir şekilde uyaracağız, zerafetle uyaracağız. Efendim, karşımızdakini kırmadan, incitmeden uyarmış olacağız kardeşlerim. Şimdi İbn-i Mesud radıyallahu anh, Cenab-ı Hak kendisinden razı olsun. Sanki Kur'an İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın böyle ağız yapısına, onun anlama kabiliyetine göre indirilmiş buyuruyor Efendimiz. Ondan Kur'an-ı Kerim dinlemeyi çok severmiş. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra İbn-i Mesud radıyallahu anh'a geliyorlar, Taifliler. Diyorlar ki efendim biz sizi her gün evinizden alalım, getirelim Taif'e. Bize her gün Kur'an okuyun. Her gün Peygamberimizin hadis-i şeriflerini anlatın. Buyuruyor ki, Allah Resulü Aleyhisselam böyle yapmazdı. Ne zaman bizde bir iştah varsa, iştiyak varsa o zaman sohbet ederdi. O zaman Kur'an okurdu. Niye? Alıcılar açık olacak o zaman çünkü. Diyor ki, madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, haftada bir gün, perşembe günleri gelip size diyor, Kur'an-ı Kerim okuyayım, Efendimizin hadis-i şeriflerini aktarayım. Dolayısıyla perşembe günleri insanları uyarmak için onlara vaaz-ı nasihat eder ve dengeli bir şekilde... Yani reca ve havf, beynel havfu ve reca diyor ya alimlerimiz buna, korku ile ümit arasında insanlara hatırlatmalar yapardı. Şimdi bazen gerçekten kardeşlerim, yani günümüz çok problemli bir zaman diliminde yaşıyoruz bizler maalesef. Bu iletişim araçları, efendim sosyal medyalar, yazılı görsel medyalar o kadar gelişti ki, şimdi adam başına sarığını koyuyor, sakalını da biraz şöyle uzatıyor, cübbesini giyiyor. Dışarıdan bakıyorsunuz ki o haza hoca bu adam. Öyle şeyler konuşuyor ki, mesela son dönemde efendim Ettehiyyatü'yü okursanız namazda Allah'a şirk koşuyormuşsunuz. Biliyor muydunuz bunu? Böyle bir uydurma çıktı şimdi. Ettehiyyatü'yü okuyanlar Allah-u Teala'ya şirk koşuyorlarmış. Bir tanesi diyor ki, Allahu Ekber diyenler Allah-u Teala'ya ortak koşuyorlar diyor. Ya niye? Allahu Ekber demek, Allah en büyüktür demek. E canım sen başka büyükler de kabul ediyorsun demek ki diyor. Kendinden uyduruyor bir şeyi. Ya birazcık Arapça bilen bir insan, birazcık. Şimdi Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki وَكَبِّرُ اللّٰهَ تَكْبِيرًا Allah-u Teala'yı tekbir edin ya, Allahu Ekber deyin diyor. Bu adam utanmadan, sıkılmadan, ilimden, vicdandan uzak bir şekilde Allahu Ekber diyen küfre düşer diyor. Şimdi Ettehiyyatü'yü okuyan müşrik oluyormuş. Neden? Orada Peygamber Efendimiz'e, İbrahim Aleyhisselam'a, daha devamında salli barikler okuyoruz ya, İbrahim Aleyhisselam'a, âline dua ediyormuşuz. Namazda başkalarını zikredersek şirke düşüyormuşuz. E o zaman Kur'an-ı Kerim'in %70'i şirk. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsetmiyor mu Rabbimiz? وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ خَل۪يلًا İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala dost edindi buyuruyor. Ya Allah Allah, yani akıl var, mantık var. Yani böyle gençlerimizin zihinlerini bulandıracak. Bu tamamen işi berbat etme kardeşlerim. Bir böyle var. Bir de böyle efendim, bir vakit namaz kılmadınız, 80 yıl cehennemde yanacaksınız. Doğru, bununla ilgili çok ciddi Efendimizin uyarıları var. E kardeşim bunu söylüyorsan, bir de namaz kılan insanlar neler kazanacak bir de onları söyle. Namazını kılanlar ne olacak kardeşlerim? Ahirete vardıklarında ilk hesaba çekilecek başlık namaz olacak. Ve namaz tamamsa Rabbimizin izni ve inayetiyle kişinin hesabı kolay olacak. Bunu niye söylemiyorsun? Hani biz Kur'an Müslümanıyız, Kur'an başka kaynak kabul etmiyoruz. Güzel, Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz 250 civarında ayeti kerimede cehennemi bize tasvir etmişler. Cehennem şöyle işte, ateşi böyle çılgın. Efendim, hatta cehennemin bazı tabakaları var ki münafıklar için hazırlanan, cehennemin kendisi bile oradan korkuyor. Çok dehşet verici anlatımlar var orada. Kaç ayet? 250 civarında ayet-i kerime.
Peki cenneti tasvir eden ayetler neredeyse tam iki katı kardeşlerim. 500'e yakın ayet-i kerimede Rabbimiz cenneti tasvir ediyor. Bu ne demek? İnsanın yapısında, bak insanın yapısında kazanacağı, elde edeceği şeylere doğru gitme hevesi daha fazla demek ki. Evet korkutacağız ama en az iki katı da müjdeleyeceğiz. Şimdi çocuğumuza mesela bir para verdik. Evladım git şununla bir ekmek al. Ekmeği almazsan bak kulaklarını çekerim. Böyle mi daha güzel olur? Evladım şu parayı al, iki tane, üç tane ekmek al. Bak ekmeğimizi alıp getirirsen sana bir çikolata vereyim. Bu daha unutulmaz bir şey olur değil mi? Biliyorsunuz Sivas'ımızın son döneminde İhramcızade Hazretleri var mübarek. Rabbimiz şefaatlerine nail eylesin. Eskiden faytonlar varmış, onlarla gelirmiş. Ulu Cami'ye geldiği zaman böyle sağlı sollu çocuklar dizilirmiş elini öpelim diye. Sağ taraftan elini öpenlere 10 kuruş verirmiş, sol taraftan elini öpenlere 5 kuruş verirmiş. Orada bile hani etteyamun diye bir Peygamber Efendimiz'in sünneti var. Sağ tarafı önceliyor Efendimiz. Camiye girerken sağ ayakla giriyor. Abdeste başlarken işte sağ tarafını önce yıkıyor ya. Bunu çocuklara orada bile hemen aşılıyor bak. Hani siz ne biçim çocuksunuz? Daha bunu öğrenemediniz mi? Sağ taraf Peygamberimizin öncelediğidir filan. Böyle bir tavır yok. Onlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolunu adım adım takip eden büyükler. Onları takip etmek lazım kardeşlerim. Şimdi Aşık Çelebi Hazretleri bu hadis-i şerifi şiirle şöyle tercüme etmişler. Bu hadis, bu resmüdür tefsir. Ehli ilim etse vaaz ile tekzir, tezkir. Terk edip yüsrü itmeye tasir, koyup ihşa ibşarı itmeye tenfir. Bu hadis şu tefsiri içermektedir diyor. Şunu açıklıyor. Ehli ilim vaaz ile öğüt verdiğinde kolaylığı terk edip zorlukları anlatmasın, müjde vermeyi terk edip nefret ettirmesin. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam'a selam veren, yanına gelen, onunla bir müddet yaşayan hiç kimse Efendimiz Aleyhisselam'ı terk etmek istemiyordu. Hani Enes bin Malik radıyallahu anh hatırlayalım. Diyor ki ben 10 yıl yaklaşık Allah Resulü Aleyhisselam'a hizmet ettim. Hiçbir iş için bana şunu niye böyle yapmadın, şunu niye şöyle yapmadın demedi. Bazen bana bir görev verirdi. Çocukluk, daha çocukluğu ve gençliği Enes bin Malik Hazretleri'nin. Ben diyor yolda arkadaşlarımı görürdüm, onlara takılırdım. Oyuna takıldığım zaman unuturdum diyor. Peşimden Allah Resulü Aleyhisselam gelirdi. Böyle tebessüm ederek kendi işini Efendimiz kendisi görürlerdi. Dolayısıyla böyle kolaylaştırıp, zorlaştırmadan, müjdeleyip nefret ettirmeden kıvamını, uyarının kıvamını iyi ayarlamamız lazım. Haklı olmamız her türlü cümleyi söyleyeceğimizi, her türlü hakareti yapacağımız anlamına gelmez. Yüce Rabbimiz bu hadis-i şerifin dünyevi ve uhrevi müjdelerine nail olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Yüce Rabbimiz Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarında anarşiyle, terörle, kargaşa ile, açlık ile, susuzluk ile, mahiyetini bilemediğimiz nice türlü sıkıntılarla mücadele eden Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Onların da maddi manevi kurtuluşlarına Yüce Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Bizler de Yüce Rabbimiz vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة